Komiser bey, bu kadın torunum hakkında ileri geri konuştu. Delil ya da şahit var. Ben ve damadım. Lakşya Maheşvari. Lakşya, lütfen. Sen yanlış taraftasın. Ragini'nin tuzağına düşme sakın. Komiserim, ben de gördüklerime inanamadım ama babaannenin boğazını sıkıyorum. Bayan Sharmishta Gadodia, Parvati Gadodia'ya saldırma suçundan sizi tutuklamak zorundayım. Sıvara, iyi ki geldin. Baksana, bunlar annene ne pis bir iftira attılar. Söyle komisere. Komiser bey, olanları yanlış anlamışsınız. Benim annem böyle bir şey yapmaz. Ragini, ne sanıyorsun? Bunları yaparak beni zayıflatabileceğini mi? Hayır. Sadece beni daha da güçlendirirsin. Babaanne. Komiser bey, annemi böyle tutuklayamazsınız. Çünkü ben annemi çok iyi tanırım. O böyle bir şey yapmaz. Üzgünüm efendim. Ama şahitler var. Evet, bizi de yalancı çıkarsana. Evet, yalan söylüyoruz değil mi? Hayır baba. Yalan söylemiyorsun. Sadece gördüğün şeyi gerçek sanıyorsun. Bakın efendim, söyleyeceklerinizi polis merkezinde söyleyin. Götürün şunu, hadi. Aa, ama bunu yapamazsınız, annemi götüremezsiniz. Baba konuşsana. Anneanne. Komiser bey, biz şikayetçiyiz ama onu yarın sabah tutuklamanız mümkün mü? Sabah mı? Şeker, ne diyorsun? Ya farkındaysan bu kadın beni öldürmeye çalıştı ama sen... Evet anne ama... Aması yok. Şeker, sen kendini kaybettin. İçeri gir. Hayır baba, baba. Şeker, yemin ederim kötü olacak. İçeri gir dedim. Lakşya, götür onu. Baba! Baba bunu yapamazsın. Babaanne, lütfen. Lütfen bunu yapma. Ragini, o senin de annen. İkimiz de annemin bir şey yapmadığını biliyoruz. Hadi. Lütfen Parvati. Yapmayın. Ama Parvati, neden yapıyorsun? Neden yapıyorsun bunu, neden? Hadi Şoba, git. Bırakın annemi, bırakın. Bu kadının hapse atılması beni inanılmaz rahatlattı. Durun. Onu tutuklayamazsınız. Kızım, bunlar kadın derneğinden geldiler.
Yapılan suçlama tamamen yalandı. Yalan falan değil. Hepsi gerçek. Komiser Bey, bu kadın kendi evimde beni öldürmeye çalıştı. Şekar, söyle hadi. Doğru de. Büyük anne, bu kadın iki gün önce evinize gelmeyi istiyordu. Siz de onu yaka paça kovmaya çalıştınız. O zaman ne? O zaman sizi öldürmeye çalıştığına inanmak sanki biraz zor gibi. Kendi evliliğini kurtarmak için zorla bu eve geri dön. Peki neden kendi kuyusunu kazsın? Evet komiser bey. Doğruyu söylüyorum. Bana inanmıyorsanız kadın derneğinden bayanlar burada. Her şeyi biliyorum. Birkaç gün önce büyük anne kendi gelinini eve almak istemiyordu. Ve oğlunu zorla ondan boşatmaya çalışıyordu. Biz de bu yüzden kadın derneğine hemen bir mektup yazdık. Gösterebilirler. Bayan Parvati, bu olayla ilgili daha sağlam delile ihtiyacımız var. Komiser Bey, bir sürü görgü tanığımız var. Başka ne delili istiyorsunuz siz? Ama burada görgü tanığı kocası. Sebepsiz yere boşanmak isteyen kişi. İkincisi de damadınız. Siz ne derseniz kabul eder. Demek istediğiniz onların yalan söylediğini. Komiser Bey, biz gerçekten her gördüğünüz gerçek olacak diye bir şey yok amca. Bakın komiser bey, siz bu akşam hiçbir kadını tutuklayamazsınız. Yarın sabah bu konuyu araştıracağız. Gel Şomi, gel, gel, içeri gel. Hadi gel, hadi gel. Şona, ne olduysa oldu. Sen şunu söyle. Sanskar alnına sindir sürdü mü? Ben çok üzgünüm. O sırada doğru sanmıştım. O yüzden yaptım. Anne. Kes ragini. Defol buradan. Sanskar çekil önümden. Annemle konuşmak istiyorum. Daha söyleyecek neyin kaldı Ragini? Alnındaki sindir güzel mi Sıvara? Kocan mı sürdü yoksa? Sıvara ile konuşmana gerek yok Ragini. Kardeşimle konuşuyorum Sanskar. Sanskar, Sıvara bırakın gelsin. Çok büyük bir hata yaptım anne. Bunları sadece aşkımı elde etmek için yaptım anne. Aşk savaşında gözüm bir şey görmedi. Anne, ben senin kadar iyi değilim. Senin gibi aşkını elde edip sonra yıllarca ondan ayrı kalamam. Ben aşkımı feda edemem anne. Aslında bakarsan bu hayatımda uğruna savaştığım ilk şey anne. Bu zamana kadar hep bana verildiği kadarına minnet duyuyordum. Neden herkesin mutlu olmamla bir derdi olduğunu anlamıyorum anne.
Bu olanlar benim de hiç hoşuma gitmiyor anne, hiç. Beni öldürmeye çalıştığını söylemem. Tutuklanman ve babamla kavga etmen hoşuma gitmiyor. Bunları yapmak istememiştim ama hepsi Svara yüzünden oldu. Svara'nın bana karşı hiçbir delili yok ve suçlu olduğumu asla kanıtlayamaz. Neden hala durmuyor? Sırf bu yüzden babamla aranız daha da açılıyor anne. Evliliklerinin sahte olduğunu herkes öğrendi. Ama bundan da kurtulmayı başardılar. Anne, Sanskar'a güvenemezsin. Düne kadar benim yanımdaydı. Bana ihanet etti. Kim bilir, kim bilir Svara'ya ne zaman ihanet eder? Ben ihanet etmedim Rakip. Gerçeğin tarafına geçip senin yalanlarını bıraktım. Sana düzelmen için bir şans verdim ama... Bu kadar yol kat ettikten sonra kaybedemem. Bu kadar uğraştıktan sonra aşkımı kaybedemem ben Sanskar. Ve anne... Herkes Svara'nın evli olmadan bir adamla yaşadığını biliyor. İnsanlar ona ne diyecek? Haklı olduğumu yine kanıtlayacağım anne. Evet, bütün aile kızacak. Ama kabul edecekler. Çünkü ben Lakşa'nın resmi karısıyım. Ama Svara'ya ne olacak? Sanskar'ın işi bittiğinde onu bırakacak. Çünkü Sanskar kendi çıkarı için Svara'dan faydalanıyor. Zaten Svara'nın suçu ortaya çıkmışken Sanskar da onu bırakırsa ona ne diyeceklerini... Rakini! Eğer Svara'ya tek kelime daha edersen seni yemin ediyorum öldürürüm. Yapıyorsun? Seni. Bırakmayacağım onu. Öldüreceğim bu kadını. Bırakmayacağım onu. Onu bırakmayacağım. Lütfen yapma. Çıkar. Ne oldu anne? Rakini odasında değil. Ben de burada. Sanskar bırak onu. Bu Svara'nın sesi. Gel Lakşa'ya. Delirdin evet, mi sen? Evet delirdim. Bu kız iyice haddini aştı. Onu mahvedeceğim. Sanskar, Ragini'ye elini kaldırma sakın. Sen Svara hakkında söylediklerini biliyor musun? Onu mahvedeceğim. Hayır Sanskar. Lakşa, bir şey yapmayacağına söz vermiş. Kes şunu Sanskar, kes şunu. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ha? Kimin evliliğinin sahte, kiminkinin gerçek olduğuna dair başka delil gerekiyor mu? Bir tarafta Ragini kimseye zarar vermememi için bana söz verdiriyor. Bir de şuna bak. Üzgünüm Ragini. Artık burada yaşayamazsın. Hemen eve gelmen gerekiyor. Sana söz veriyorum. Seni eşim olarak kabul edeceğim. Mutlu ol kızım. Sizler mutlu olun. Bana bırak, kendini yaralayacaksın. Önemli değil, ben yaparım. Bak Svara, zaten çok sinirliyim. Beni daha fazla sinirlendirme. Ver şunu yoksa... Yoksa ne Sanskar?
Bağırır mısın, vurur musun yoksa boğar mısın? Ne diyorsun sen? Tabii. Aynını Ragini'ye de yaptın sonuçta. Ne yapsaydım? Saçmalayıp duruyordu. Sen de öldürecek miydin? Öldürecektim. Ve bu hikaye de burada bitmiş olacaktı. Nasıl bitecekti Sanskar? Eğer onu öldürseydin yalanları gerçek olacaktı. Onu öldürdüğün için hapse girecektin. Ve annemle babam sonsuza kadar ayrılacaktı. Ne yapsaydım ya? Saçmalamalarını mı dinleseydim? Dinleseydin ne olurdu sanki? Ne önemi var? Benim için önemli. Daha önce de söylemiştim. Öfkeyle alnıma sindir sürdüğün gibi... aynı öfkeyle Ragini'yi öldürecektin. Lakşi evliliğimizin sahte olduğunu söyledi. Alnına sindir sürmeseydim herkese evliliğimizin sahte olduğunu kanıtlamış olacaktı. Başka şekilde onu ikna edebilirdik Sanskar. Nasıl peki? Başka ne yol vardı söyler misin? Yok mu cevabın? Bunu zaten daha önce konuşmuştuk değil mi? Neden aynı konuyu açıp duruyorsun şimdi? Sıvara baksana. Neden her yaptığıma yanlış diyorsun? Senin bana güvenin yok mu artık? O zaman neden hala birlikteyiz? Bitirelim bu oyunu. Sanskar! Sanskar beni dinle! Sanskar bekle! Yoksa ne Sanskar? Ne yaparsın? Bağırır mısın? Vurur musun? Yoksa boğar mısın? Senin bana güvenin yok mu artık? O zaman neden hala birlikteyiz? Bitirelim bu oyunu. Lakşa, sana süt getireyim mi? Hayır. Ben Sıvara'yı seviyorum. İstesem bile onu unutamıyorum. Hala onu seviyorum. Regine, bunu sana söyleyerek seni çok üzdüm. Sıvara'yı seviyordum ama... ama artık ondan nefret ediyorum. Nefretim yüzünden çok acı çektiğini biliyorum Ragin. Her şey için çok üzgünüm. Lütfen böyle söyle. Bu önemli değil.